Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere bebek kahvaltısı yapacağız. Yağmur'a şu an yaptığım kahvaltıyı size aynı şekilde göstereceğim. Yağmur şu an 7,5 aylık ortalama. Bu kahvaltıyı ben 6. aydan itibaren kullanıyorum. 7. aydan itibaren eklediğim ise sadece ceviz oldu şu an için arkadaşlar. Daha sonrasında ise bu kahvaltıya pekmez yerine mesela hurma koymayı düşünüyorum 8. aydan itibaren. Şimdi ise şu an Yağmur 7,5 aylık olduğu için bu ürünleri kullanıyorum. Hemen ürünleri göstereyim size. 4 tane bebe bisküvisi kullanıyorum. Normalde ilk aylarda 2 tane kullanıyordum ama artık yetmiyor. O yüzden 4 tane kullanıyorum. Daha sonrasında ise kendim yaptığım lor peyniri yoğurttan elde ettim arkadaşlar. Yoğurttan yapmıştım. Bunun da videosunu çektim. Kanalımızda bulabilirsiniz. Lor peyniri nasıl yapıldığına dair. Bir çay kaşığı kadar harnup pekmezi ekliyorum. Burada da aynı şekilde elde ettiğim peynir altı suyum var. Yumurtanın sarısını ekleyeceğiz. Bir tane yumurtanın sarısı ve bir tane de ceviz ekliyorum kahvaltısına. Şimdi ise hemen vakit kaybetmeden yapımına başlayalım. Ocağımızı yakalım şöyle ve yumurtamızı koyalım. Öncelikle yumurtamızı ocağa alıyoruz, haşlamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Yumurtam haşlanırken de arkadaşlar blender kabımda şimdi ürünlerimi toplayacağım. Ben blenderdan geçiriyorum. Tam olarak daha katı gıdaya başlamadık Yağmur'da. Fakat küçük küçük artık pütürlü yemeklere başladık birazdan. Biraz veriyoruz. Fakat şimdi kahvaltısını blenderdan geçireceğim. Evet, şöyle 4 tane bebe bisküvimizi atıyoruz. Bunun içine ise ben peynir altı suyumla ıslatıyorum. Peynir altı suyunu göz kararı koyuyorum arkadaşlar, ıslatacak şekilde. Şöyle göz kararı şöyle ıslatacak şekilde koydum. Şu kadar, yani ortalama bir tatlı kaşığı kadar ise lor peynirimden ekliyorum içine. Bir tane ceviz atıyorum. Blender'dan geçireceğim için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, yumurtam da haşlandı. Ben şu an bir tane yumurta kullanıyorum. Eğer siz yeni başlayacaksanız kahvaltılarınıza, 6 aydan itibaren yeni ek gıdaya başlayan bir anneyseniz bir tane kullanmanızı tavsiye etmem. Küçük küçük çeyrek çeyrek şeklinde 3 gün kuralını zaten biliyorsunuzdur. O şekilde yapabilirsiniz yumurta için. Ben şu an herhangi bir durum fark etmediğim için tabii ki şu an beyazını vermiyoruz. 1 yaşına kadar sarısını ise bir tamını her gün Yağmur'a artık veriyorum ve yiyor. Onu da aynı şekilde şöyle atalım. Dediğim gibi şu şekilde bir kıvamda arkadaşlar. Şimdi ise su ekleyeceğiz. Suyu da çok fazla cıvık olmayacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Zaten bisküviler sonrasında mamanızı sizin bir tık kıtılaştıracaktır. O yüzden çok su dökmeyin. Azar azar döküp kıvamına göre suyunuzu arttırabilirsiniz. Ortalama şöyle bir su bardağının 4'te 3'ü kadar bir su ekleyeceğim. Duruma göre ben gene kontrol edeceğim tabii, şöyle bir bakacağım. Şöyle mi? Tamam, bu su gayet iyi. Yani şöyle söyleyeyim, yarım su bardağı kadar döküyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ise blenderımdan geçiriyorum. Şöyle kıvamı oluşturdum arkadaşlar. Döküyorum. Şöyle pütürler de var arada tabii ki. Bunu ben sıyıracağım şimdi birazdan. Ortalama bir tatlı kaşığı kadar da şöyle pekmez ilave ediyorum. Ben pekmezi en son ilave ediyorum. Yağmur da çok acıktı şu an, bekliyor yemeğini. Şöyle. Ben pekmezi en son ekliyorum. Yani blenderdan geçirmeden de bozmadan aynı şekilde ekliyorum. Bu arada benim yaptığım bebe bisküvisinde arkadaşlar pekmez yok. Pekmezsiz bir bebe bisküvisi. Yani pekmezi ben tekrardan fırına koyup ısıtmak istemedim. Zararlı olduğunu düşündüm. O yüzden ben pekmezi mamalarına katarak veriyorum. En sonunda şu an kattım. Kıvam bu şekilde. Bir tık şu an sulu fakat bu kıvamda arkadaşlar biraz daha bekledikten sonra katılaşıyor. İçinde çünkü bebe bisküvisinden dolayı daha sonrasında bir tık da olsa katılaşacaktır arkadaşlar. Buna siz elma da katabilirsiniz. Ben elma da katıyorum normalde. Bu şu an buna elma katmadım mesela. Siz buna elma daha farklı meyvelerde katıp şekillendirebilirsiniz arkadaşlar.
Evet, şimdi birazdan Yağmur'a yedireceğiz mamasını. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sizin de aklınızda eğer varsa farklı tarifler yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz herhangi başka tarifler de varsa lütfen yorumlara yazın. Yorumlarda buluşalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yağmur çok acıktı. Ben şimdi onu karnını doyurmaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.